Merhabalar, Jose Mourinho felsefesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Emre, bugün sizlerle beraber Jose Mourinho Roma kariyerimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölüme çok güzel bir ilgi gösterdiniz. Ben bu kadar ilgi geleceğini beklemiyordum açıkçası. Hani Instagram sayfama herkes yazıyordu işte. FM kariyeri çek, FM kariyeri çek diye, ama bu kadar ilgi geleceğini beklemiyordum. Açıkçası 150 kişi, 100 kişi izler diye düşünüyordum. Bu videoyu çektiğimde 420 kişi videoyu izlemişti. Ben de direkt size ikinci bölümü paylaşmak için video çekmeye koyuldum. İsterseniz daha fazla sözü uzatmadan başlayalım. Pogba'yı transfer etmiştik ilk bölümde hatırlarsanız. Rijeka'yı ilk maçı 3-1 yenmiştik. Verona'yla talihsiz şekilde 0-0 berabere kalmıştık ama iyi de oynamamıştık. İkinci Rijeka maçına kadar hemen bir tatile çıkalım. Kessié transferi ve Origi transferini bekliyorduk. Bakalım o transferler gerçekleşecek mi, onu da merak ediyorum açıkçası. Cristante gitmiş arkadaşlar Inter'e. 14,75 milyon euroya. Yani 14 milyon euro ve 750 bin euro almışız. Bunu niye böyle açıkladım hiçbir fikrim yok. Bakalım Kessié Bayern'e gitmiş. Direkt onu gördüm. Yardımcı hocamız Pogba'yla sözleşme imzaladığı için memnunmuş. Onana Erta Berlin'e gitmiş. Bunlar kötü oldu. Cristante'yi de boşuna. Origi de Juventus'a gitmiş. Resmen boşu boşuna şeyler oldu. Florenzi Cristante'nin gitmesine takılmış. Tamam. Sıkıntı yok. Pellegrini duyduğu sıkıntıyı aşmış. Başka. Şimdi bizim forvet almamız lazım. 31 milyon transfer bütçemiz var. Cavani hala boşta mı diye düşünüyorum. Evanilson düşündürüyor beni. Geleceğe yatırım bir transfer olur. Şöyle mevkisini bir iyice araştıralım. Ben çok bu tip santrafor sevmiyorum. Ben daha çok pivot santrafor seviyorum ama bir takip listesine ekleyelim. Transfer dönemi de hala sürüyor. Takımımızın da ihtiyaçları var biliyorsunuz. Yani şampiyonluğa oynamak için ihtiyaçları var, öyle söyleyeyim. Yoksa ilk 4'e 5'e oynarız yine. Edinson Cavani bir yıllık bitirmek hali aklımda. Biliyorsunuz çok fazla para istiyordu. Bir daha deneyeceğiz şansımızı. Yok, görüşmek istemiyor. Cavani her zaman aklımda yani bulunuyor, bakalım. Cavani ismi. Bir sene iş yapar gibime geliyor. Elif Elmas önerilmiş. Orta sahaya takviye. Matic bir sezonu götürür, o yüzden takviye ihtiyacı duymuyorum. Kristansen boşta. Aslında biz stopere Kristansen'i çeksek çok iyi olur. Hemen bir bakalım. Kristansen. Önerilmiş. Demek ki bir önceki bölüm baktığımızda bize gelmeyi düşünmüyordu. Şu an düşünüyor herhalde. Yanlış mı yazdım ismini? Şuradan bakarız direkt. Boşta oyuncular diyelim. Şöyle. Stoper. Ya boşta oyunculara yöneliyorum. Çünkü ya ilk hedefimiz şampiyonluk. Şu anda da gerçekte transfer dönemi olduğu için iyi oyuncular düşebiliyor. Açıkçası Jason Dinayer'de niye olmasın diye bir düşündürtüyor beni. Fena futbolcu değil. CEO diyor. Real Madrid ilgileniyormuş. Teklif yapmış. Belçika milli futbolcu. Üçüncü stoperimiz de olabilir diyorlar. Yıllık 1,82 istermiş. Denayer bir aklında bulunsun. Niye çıkmadı Kristiansen acaba? Musakkio var. Gözlemleyelim. En son Lazio'da 4 maç oynamış. Bizi şampiyonluğa taşıyacak bir isim değil, o yüzden çok düşünmem. Dena yerde olsa rotasyon olur. Mangala var, artık düşünecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Edgar Eye falan da olmaz. Yani Brezilyalı Marcelo eski Beşiktaşlı, onları da düşünmemek lazım. Bakalım transferi kaldır. Ah, Kristansen. Şıktı. Kristansen çok güzel olur. Newcastle'a gitmiş.
Yani çalışma izni çıkarsa gitmiş de zaten çıkar eski Chelsea'ni. Grealish olabilir. Kessié yerine olabilir diyeceğim de onu da mı almışlar? Evet, o da City'ye gitmiş. Biz 2 gündür bakmayınca böyle olmuş. Orellana benim beğendiğim bir oyuncu ama bu seviyenin futbolcusu değil. Yani ben Süper Lig'e alıyordum Orellana'yı. Bu seviyenin futbolcusu kesinlikle değil. Vlach Adamos iyi bir kaleci ama şu anlık parayı ona harcamamak lazım. Weigl yok. Sörloth önerilmiş. Sörloth şimdilik değil. Den Haier bedava arkadaşlar. Den Haier'i ben bir alacağım yani. Den Haier bedava iş yapar diye düşünüyorum. Dil kursuna gitsin Den Haier. Kaldıralım. Rotasyon. Rotasyon. 4.57 mi? Üf. 1.82 ister diyorlardı. 3 yıllık ben 3 milyon eurodan bir kontrat vermeyi planlıyorum. 3.3 imza parası alabilir. Onda bir sıkıntımız yok. Çok da uçmak istemiyorum. 4 milyonlara Den Haier'de çıkmak istemiyorum. Tam Belçika milli falan ama o fiyatlar biraz fazla. 3.64'de çözeriz gibime geliyor. Çözdük. Güzel. Den Haier olur. Den Haier olur. Tam detaylı gözlemle de diyelim ama alırız Den Haier'i yani. Den Haier olur. Fernando 34 yaşında. Şu an Matic var zaten. İhtiyacımız olmaz. Orkun Kökçü önermişler. Şu an değil. İleri sezonlarda belki. Berat'ı önermişler. Berat 3 yıldız diyor. Allah Allah be. Berat'ı bayağı beğenmişler ve önermişler. Berat iyi bir futbolcu. Berat'la temsilci bir görüşelim. Aslında olabilir. Berat takip listesine eklenmiş oldu şu an. Berat'ı bir düşünelim. Matic'le çünkü tüm sezon geçer mi konusunda biraz düşünüyorum. Bernardeschi kanat oynuyor. 10 numara mevkisinde tam iyi olsa on alırdık ama şu an değil. Transfere de çok vakit harcamak istemiyorum ama bunlara da bakmak lazım. Stopere Oxford hamlesi olabilir. Bu eski West Ham'lı Oxford mu? Evet, eski West Ham'lı Oxford. Çok potansiyelli bir stoper bu da ama şimdi Den Haier'ı da aldığımız zaman çok ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum ama potansiyeli de çok yüksek. Oxford'u da bir isteyelim. İsteyelim, en kötü kiraya veririz. Çünkü sudan ucuz kelepir bir fiyata gelecek belli ki. Çok da kelepir bir fiyata gelmiyormuş. 2,5-2,5'a gelirse 5 milyon euroya. Oxford AB dışı. Ha, İngiltere AB'den çıktı. Oxford'u alamayız arkadaşlar. Oxford iptal. Ozan Kabak yok yok Ozan. Ozan da potansiyeli çok iyi ama şu an değil. Şu an değil. Yani gelecekte belki ama şu anki haliyle değil. Şu an dediğim gibi oyuncu geliştirmekten çok ben başarıya odaklandım. Uğurcan filan onlar yine gelecek için belki. Baktığım zaman da ben bir forvet bakıyorum o yüzden bu isimler çok ilgimi çekmedi. Stoper Eden Hazard takviyesi Real Madrid falan da gidebilir ama. Suarez olabilir. Zahavi. Beklenmedik şekilde Zahavi olabilir arkadaşlar. Zahavi'yi ben beğenirim açıkçası. Dybala. Dybala neden olmasın? Sahte 9 oynatırız. Abraham'ı da yanında kullanırız. Fena olmaz. Fena olmaz. Hiçbir zaman fena olmaz Dybala'ya. Gerçekte de istiyordu Roma. Hiçbir zaman fena olmaz Dybala. 17 milyon maaş. Masadan kalkalım. 17 milyon maaş nedir? Luis Suarez. Tam istediğim futbolcu olur aslında. Yine kısa süreli bir kontratla Suarez de güzel olur. Bakalım Suarez ne isteyecek bizden? 13 milyon. Biz bu seviyelere çıkamayız açıkçası. Cavani olmuyor zaten. Belotti ligi çok bilen bir futbolcu zaten. İtalyan bir futbolcu. İtalyan milli.
İtalya dışına çıkmamış bir futbolcu olabilir. Olabilir. Belotti de olabilir. Beklenen çıkışta hiçbir zaman yapmadı Belotti ama belki biz de yapar. Yani bir santrafora Belotti çok güzel olur arkadaşlar. Belotti çok güzel olur. Belotti çok güzel olur. Ben Belotti transferiyle Kaparıs transferi diye düşünüyorum. 3,5 civarlarına Belotti çözülecek gibi duruyor. 3,70'e Belotti hayırlı olsun diyelim. 3,70. 3,70'e Belotti hayırlı olsun. Belotti tamam. Eren Zahavi de bir yıl için olabilirdi ama gerek yok ya. Bakalım Zahavi kimler istiyormuş? 20 kulüp diyor. Biraz daha orta seviyenin takımları istiyor. Türkiye'den de Galatasaray istediği yazıyor. Eren Zahavi. Şimdi Rijeka maçımız var. Rijeka ikinci maçına yedeklerle çıkacağım. Çünkü 3 gün sonra da lig maçımız var. Bakalım. Amir Feratoviç. İsme bak. Süper Lig'deki Amir Adziahmetoviç gibi. Ya potansiyel de çok yok. Çok da düşünmüyorum satacağım açıkçası. Ya bunları niye bana gösteriyor ya? Evet. Pogba lisanssız. Evet. Pogba şu an yok. Pogba şu an yok. Gruplara ekleriz Pogba'yı. Pogba'yı gruplara ekleriz. Daha fazla rotasyon dedim. Perez kim? Carlos Perez. Tamam. Carlos Perez oynasın. Kanat asılın ama oynar bir şekilde. Mina, Karsdorp, Diawara. Diawara da ligimiz için çok yazılan bir isimdir. Ben seni pivot oynatmak istiyorum. Kafa vuruşun 12'ymiş aslında. Ben seni çok pivot olarak hatırlıyorum ama. Tamam sen de yaratıcı oyna. Yaşar abi de yaratıcı oynasın. Kumbula şans bulsun. İbanez, Mancini. Tamam. Başka da zaten Spinazzola sakat, Bine oynayacak. Veretout oynayacak. Tamam mı? Başka da yapabileceğimiz bir şey yok. Kadro bu. İlk maç 3-1 bitmişti. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hadi bakalım. Bakalım alabilecek miyiz? Yani saçma bir soru ama sürprizlerle dolu her şey olabiliyor yani futbolda. İlk maç 3-1 diye gaza geldik biraz ama bakalım. Bir de Serie A'da ilk maç berabere kaldığımız için lige bir önem vermek lazım. İlk 15 dakika bir şey yok. Pozisyon daha iyi yok yani. Ama çok sıkıntı değil dediğim gibi. Hem yedek futbolcularımızı görmüş oluyoruz şu an. Vina ile hücuma çıkıyoruz. El Şarabi, Vina, Perez, Diawara, Vina. Gol. Özbek santraforumuz attı. Dediğim gibi ben pivot rolünde görüyordum onu. Golünde kafa golü attı. Ama pivot olarak oynatmadık. Yaratıcı forvet oynuyor şu an. Golünü attı. Önemli olan bu. Karstorp. Özbek santraforumuz. Hadi önde pres. Karstorp. Helal. Ey Şarabi. 2-0. Ey Şarabi benim çok beğendiğim bir oyuncudur. Beklediğim çıkışı hiçbir zaman yapmadı. Ama hem kanat oynayabiliyor hem forvet oynayabiliyor. Bizim kadromuza iyi bir alternatif katıyor. Rotasyon adına. Çift forvet oynayacağız. O kadar forvetimiz yok. İyi bir hamle. Ey Şarabi. Çok güzel. Özbek santraforumuz kaçırdı ama güzel yani ben alkışladım yani. Rijeka'da olsa böyle hücumlar önemli. Yani Şarabi'den güzel bir pas geldi. Perez. Özbek santraforumuz El Şarabi düşündü. Veretu. Karstorp. Üf, 3-0. 35 dakikada çözdük işi. İlk 11'imiz bu kadar hızlı çözememişti. Ama kendi evimizde oynuyoruz. Çözmemiz de gerekir diye düşünüyorum Rijeka karşısında. Çok güzel. Tatmin edici bir maç geçiyor. Diawara. Kumbula. Veretout. Ey Şarabi direkten out. Çok mutlu edici bir maç. Aslında da skor biraz yanıltıcı. 1-23 gol beklentimiz. 3 gol bulduk. Geçen Verona maçında da 1,5'a yakın bir gol beklentisinden gol çıkaramamıştık. Futbol böyle bu işte arkadaşlar. Yani skora bakıyor olay. Oynadığınız oyundan çok skor odaklı bir oyun. Skoru alamadıktan sonra gol beklentisinin falan bir önemi yok. El Şarabi onu atarsın.
Bana atarsın yani. Olmadı bu. Olsun. 3-0'ı bulduk. Veretu. Of. Yenemedi. Güzel. Harikaydınız diyorum. Özbek santraforumuzun performansı beni mutlu etti. Karstorp 2 asistte oynuyor. Güzel. Florenzi ile rekabet içinde olacaklar gibi duruyor. Zaten gerçekten yanlış hatırlamıyorsam ilk 11'de Karstorp oynuyor. Ben Florenzi'yi tercih ettim. Değişkenlik gösterebilir bu durum tabi. Denemediğimiz bir oyuncu var mı bir bakayım. Felix'i sokalım oyuna. Diawara yerine sokalım. Hadi 3 tane forvetimiz olsun. Felix girsin. Başka. Ante Koriç o kadar da gerek yok gibi ya. Ante Koriç biraz şov olur. Kluivert'ı deneyelim. Kluivert da forvet alternatif oluşturabiliyor. Bitiriciliği de 16 diyor, yanlış mı gördüm? Yok, dribbling 16. Rotasyonda yine kullanılabilecek bir oyuncu. Para da eder gelecekte. Potansiyeli de var Kluivert'ın. Ben onun olabileceğini düşünüyorum. Başka deneyebileceğimiz bir isim var mı diye bakıyorum. 4-0 oldu bu arada. Zalewski'yi kanat bekte deneyeceğim. Oyuna uygun değil ama gerçekte oynadı. Bu arada 4-0 yaptık. Kim atmış golü? Özbek santraforumuz atmış. Hat-trick yapsın diye onu çıkarmamıştım. Hat-trick'ini de yapmış zaten. Keşke çıkarsaydım. İbanyez 5 oldu. 5'i bulduk. 5-0. Güzel bir galibiyet. Oyuncular deneme şansımız oluyor. Karstorp sakatlandı. Övdüğümüz yaşamıyor. Yerine Florenzi'yi soktuk. İnşallah önemli bir şey yoktur. 3 asist yaptı Karstorp. Çok iyi bir maç çıkardı yani. Keşke sakatlanmasaydı. İlk 11'e göz kırpmıştı. Evet, 5-0'lık bir galibiyet. Çok memnunum. Galibiyet alacaksan böyle alacaksın dedik. Şunları hemen şey edelim. Karstorp testler yapmamız lazım dedik. İnşallah ciddi bir şey yoktur. 4 hafta. Olsun. Sezon başı. Spinazzola ya da sezon başı dedik. İki bekimiz de sakatlandı. Olmayacak bir iş. Ama Özbek santraforumuzdan çok güzel verim aldı. Hoşuma gitti açıkçası. Bu sene ihtiyaç olduğu halde oynayabileceği izlenimini verdi. Bolonya maçına gidiyoruz. Ve Avrupa Ligi'nde grubumuz belli olacak. Bakalım. Onda da merak ediyorum kimler gelecek. Milan Daniel Maldini'yi satmış. Maldini'nin oğlunu Cagliari'ye 4,6 milyona. Fernandinho PSG'ye gitmiş. Zebre Belotti ile görüşüyor diyor. Benfica Belotti ile görüşüyor diyor. Zebre Origi'yi aldı. Yani Zebre dediğimiz takım Juventus. Zaten Vlahovic de var. Yani bizim ekmeğimize taş koymasınlar. Lyon da Belotti ile konuşuyor. Lille, Monaco hepsi Belotti istiyor. Ya İtalyan futbolcu sürekli İtalya'da oynamış. Newcastle'da istiyor. Newcastle aldı mı? Son haberi okuyamadım. Grubumuza bakalım. Çok güzel. Kolay gruba düştü diyor. Hakikaten de kolay gruba düştük. Diawara'da küçük bir sakatlık. Newcastle Belotti. Allah'ım inşallah böyle şeyler olmaz ya. Bu kim? Yine potansiyeli yok. Ben bunu da gönderiyorum arkadaşlar. Potansiyeli olmayan oyuncuyu tutmanın bir anlamı yok. Newcastle iyi para vermiştir diye düşünüyorum Belotti'ye inşallah. Yanlış düşünürüm de oyuncu bizi tercih eder. Ben İtalya'dan çıkacağını düşünmüyorum. Belki Juventus'a gider. Transfer dönemi de bitiyor. Ben bir santrafor almak istiyorum yani. Çift forvet oynayacağız. Şart diye düşünüyorum. İlk 11'i dizdik. Zaniolo. Ya Zaniolo yerine Özbek santraforumuzu bir denemek istiyorum ben. Özbek santraforumuz 3 gol attı. Olumlu oynadı. Tamam, bu kadro çıkacağız. Bakalım. Pogba 90 dakikayı çıkartamayabilir diyor. Avrupa maçında oynamadı. Niye çıkartamayacak anlayamadım. Tabi hazır olmayabilir. Boştan aldık. Ama bu maçı kesin yenmemiz lazım. İki maç üst üste puan kaybını kabul edecek durumda değilim. Onlar da 3-5-2 oynuyor.
İlk maç Verona'da 3-5-2 oynamıştı. 3-5-2 yaygın İtalya'da oldukça. Gol mü? Ver hoca. Ver hoca. Ver hoca. Hocam ver. Ver hocam. Cık. İptal oldu. Erken gol bulsak çok güzel olurdu. Olmadı. Mancini hadi abi. Hadi Mancini. Pogba. Yap bir şov Pogba. Kaleci çıkardı. Hadi Pellegrini. Smalling hadi. Pellegrini. Açtı. Abraham. Florenzi. Bu Abraham'ın telaffuzu konusunda da şüpheli. Yani benim adıma şüpheli. Hangisi doğru bilmiyorum. Spikerler genelde Abraham diyor. Ben Abraham diye dümdüz okurum yani. Telaffuzlara fazla takılmayın. Abraham, Abraham. Hepsini söylerim muhtemelen maç içinde. Pellegrini hadi abi, hadi abi. Penaltı hoca, hoca penaltı. Hoca içeride. Ver hoca. Ver hoca. Güzel, penaltı. Kim vuruyor? Pogba mı? Abraham vuruyor. Abraham 1-0. Ligdeki ilk golümüz. Penaltıdan Abraham. Güzel. Güzel 1-0 bulduk, penaltı menaltı. Yani skor önemli, skor dediğim gibi. Memnunum. Benim futbol menajeri yapım. Galipsek oyuncuları överim. İyi oyun kötü oyun buna bakmam. Galipsek överim oyuncularımı. Morallerini bozmaya gerek yok. Pogba, Smalling, Mancini, Ibanez, Smalling, Mancini. Hadi abi Matic, Mancini, Smalling, Pellegrini, Mancini, Pellegrini. Pellegrini niye o kadar geride? Matic, Mancini. Abi kaleciye döndük, olmayacak iş ya. Ibanez, hadi Ibanez. Vina, Pogba. Gol. Abraham 2-0. Pogba'nın da ilk asisti. Güzel. Bir atladık. Bir atladık. 55'te 2-0 bulduk. Güzel. Bir de 3 çıkarsa sakın yemeyin. Oh. Patricio da açılmıştı. Oyuncunun insafına kalmıştık. Zaten ilk şutlarıymış daha. Abraham, Florenzi. Ah, Özbek santraforumuz bitiremedi. Bitiremedi. Dakika 70'e kadar bir götürelim, sonra oyuncu değişikliklerine gidelim. 70 oldu. Bakalım. Şimdi çok da takım bozmak istemiyorum. Zaniolo bir girsin. Zaniolo'yu Avrupa maçı da oynatmadık. Zaniolo girsin. Başka Vina yorgun da Vina yerine alabileceğim adam yok. Kumbula'yı sokmayalım şimdi oraya. Florenzi yorgun, aynı şekilde alabileceğim adam yok. Ki bu formasyonda kanat bekler yorulur. Çok normal bu. Pogba tam hazır değil diyordu. Veretout'u alalım. Zalewski'yi de Vina yerine alalım hadi biraz. Yani oyunda oynamıyor ama gerçekte oynuyor. Ben onu orada deneyeceğim. Oyunda zaten altyapıdaydı. Birazdan Pellegrini'yi de alırız. Smalling, Matic, Zalewski, Ibanez, Veretout, Mancini, Florenzi. Hadi Florenzi, Abraham 3-0. Hat-trick yaptı Abraham. Temi Abraham. Abraham veya Abraham işte, ikisini de söyleyeceğim dedim. Stefan El-Sharawi girsin. Pellegrini'yi çıkaracağım. Yerine Carlos Perez girsin. Matic'i de çok yormayalım. Yerine ya 5 değişiklik olmuş. Tamam. Tamam. Böyle devam edelim. 3-0 çok güzel. Tertemiz bir galibiyet. Erken gol bulmamız önemli oldu. 3-0 maçı aldık. Güzel. Rijeka maçı da 5-0'dı herhalde. İki maçta 8 gol atıp gol yemedik. Bakayım bir 5-0 mı bitmiş. Evet 8. Verona'dan da gol yemedik. Ligde 2 hafta sonunda gol yemedik. Rijeka'dan yediğimiz bir gol harici. 4 resmi maçta bir gol yedik. Ne kadar ölçü olur bilinmez ama yine de önemlidir. Abraham'ı övelim. Gol yollarında çok iyiydin dedik. O sonraki maçımız da Salernitana'yla.
Biliyorsunuz bu sene çok zor ligde kaldılar. Yenebileceğimizi düşünüyorum. Transfer döneminde size aktif görebilecek miyiz diyor. Asla asla dememek lazım diyeceğim. Mourinho'ya yakışır bir cevap olduğunu düşünüyorum. Mourinho da böyle cevaplar vermeyi sever genelde. Mourinho hocaya uygun bir cevap olduğunu düşünüyorum dediğim gibi. Belotti teklifleri değerlendiriyor da Belotti bizi seçiyor. Yani yedek bir adayımız yok. Yedek bir aday bakalım. Videoda 25 dakika oldu. 40 dakikaya kadar gideriz. Sıkıntı olmaz. Maxi Gomez tam forvet değil. Hatta forvet değil. Xavi Simons filan şu anlık ihtiyacımız olan isimler değil. Van de Beek filan değil. Bize santrafor lazım. Zavi. Ya, Zavi olabilir. Tiko filan diyor. O kadar da değil. Gaziantep'te oynamış Tiko'yu alacak halimiz yok. Diego Costa bittiğini düşünüyorum. Yani çok sakatlanır. Maç kondisyonu ciddi anlamda eksik diyor. Ne istermiş? 1,5 ister diyor. Ya Costa'ya mı kaldık diye de düşünmüyor değilim de. Costa'dansa Zabi diyorum ben ya. Costa'dansa Zabi abi. Zabi de 4 ister. Zabi'ye de o parayı vermem. Bir yıllık istiyorsa Zabi alınır. Rotasyon oyuncusu Zabi. Bir yıllık. Bir yıllık kontrat diyeceğim de 2020 2 yıl istiyor. 2 yıla 5 üstü çok sağ bir 36 olacaksın. Ben bu yıl sonra seni oynatmam zaten. Bu yıllık bir çözüm arıyorum. Tabi Belotti gelirse uzun vadeli olur ama. Costa kaç yıl ister? Rotasyon oynarım diyor Costa. Olumlu. 19 numara boşta. Antrenör ekibi falan geç bu işleri Costacığım. 2 yıl. Bu riski alınır arkadaşlar ya. Bu risk alınır. Para değil yani. Para da Roma gibi bir kulüp için para olmamalı. Şu maddeyi de kaldıralım ama maç sonra sözleşmesi uzar filan birden kontrat 3 yıla çıkmasın 32 yaşındaki futbolcu. 1,87'ye tertemiz bir transfer olur. Oyuncumuz milli takıma gitmiş. Bu bölümü Salernitana maçında oynayıp bitiririm. Bakalım transfer dönemi kapanıyor diyor. Kimler gelecek şimdi göreceğiz. Costa kesin gelir. Allah şu an reddedeceğim ya. Ne olursa olsun arkadaşlar. Biz aktif olmayacağız zaten. Belotti'den ayar bekliyoruz. Ya Benfica'da herkese teklif yaptı abi. Diego Costa'yı biz isteyene kadar isteyeni yoktu ya. Herkes Diego Costa'ya talip oldu. Tek resmi teklif Benfica ile bizden. Bakalım. Haftanın takımına giren oyuncun var diyor Abraham. Erik Pulgar haftanın takımına girmiş. Pulgar Futbol Manager'da çok iyidir. Bilmeyenler için söyleyeyim. Gerçekte de çok iyi futbolcu ama Galatasaray'da olmadı. Torrent'te çok oynatmaz zaten. Bunlar futbolda oluyor. Denayer Real Madrid'e gitmiş. 3 milyon maaşı. Biz 4 veriyorduk sanırsam. 3,5 veriyorduk. Real Madrid'e gider yani. Ben olsam ben de Real Madrid'e giderim. Diego Costa Benfica'ya gitmiş. Bu olmayacak bir iş ya. 1,85 maaşa Benfica'ya gitmiş. Yani Costa niye bize değil Benfica'ya gider? Ben buna anlam veremiyorum. Veremiyorum arkadaşlar. Costa niye bize değil Benfica'ya gider ya? Olmayacak bir iş. Belotti de gitsin oğlu olacak. Yani. Sinirlendim ya. Costa niye bize gelmez abi? Saçmalık ya, vallahi saçmalık. Dybala gel kardeşim ya. 10 milyon mu 10 milyon istiyorsun? Liverpool'a gitti, Dybala da gitti. Şu an santrafor konusunda hatta hiçbir mevkide istediğimizi alamadık doğru düzgün ya. Cavani gelmek istemiyor. Pogba harici getiremedik. Pogba harici getiremedik. Son gün bir santrafor bakalım ya. Transfer, kiralık.
Gelecek bir tane santrafor lazım. İyi güzel. Morata. Higuain olmaz artık da. Morata'yı da hiç beğenmem. Morata'ya kaldık mı diye de düşünmüyor değilim. Şimdi olabilecek santraforlar. Luka Jovic. İnaki Williams tam santrafor saymam ben onu ki 135 milyon değeri var. Morata. Icardi. İliçiç. Yine ne olursa olsun İliçiç. Sekiz yaşında olmaz ya. Gabbiadini olur mu? Gabbiadini de ekle. Şik olur. Şik Bayern Münih de istiyormuş ama. Şike paramız yetmez zaten de. Zuba'ya kadar düştük mü ya? Dembele. Bunlar olur abi. Enes Ünal diye. Enes'i mi alsak? Enes güncelleme aldıysa iyidir abi Enes. Özellikler fena durmuyor. Enes oyunda da bayağı iyidir aslında Enes. Enes olabilir abi rotasyon için. Enes olabilir. Hoca sen de beğenmedin Enes'i mi beğeniyorsun diyebilirsiniz ama Enes olabilir. Ben Enes tutan bir oyuncu. Ki İspanya Ligi'nde 16-17 gol atmış futbolcuya kötü diyecek insan olduğunu düşünmüyorum. Ha, diğerlerin takipçi sayısını eklemeyi unuttuk. Morata listede diyor. 39 milyon euro istiyorlarmış. Kiralık verirler mi? Yok. Ha, dur. Veriyorlar. Veriyorlar da biz o maaşı veremiyor muyuz? Morata'ya veririz ya. Morata'ya. Şöyle Morata Allah Allah niye veremiyorum ya? Ben Morata'ya vermek istiyorum abi maaş niye veremiyorum şaka mı? 124 diyorum. Hah. Morata olur abi. Morata'yı hiç tutmam. Beğenmiyorum. Ama şu an ihtiyacım var yani. Acil bir santrafora ihtiyacım var. 2 yıllık bir kiralama opsiyonu istiyorum. Ya tamam geri çağırılabilir olsun. Çağırırsanız da çağırın Morata'yı. Şu an ihtiyacım var. Bitiriciliği 15 kafa 17 vuruyor yani. Oynar bizde çatır çatır oynar. Icardi'ye bakayım. 18-17 Icardi de oynar bizde. Icardi için kiralık istiyorlar mı? Icardi'nin 9 milyon maaşını ödemez istiyorlar. Ödeyen bulursanız alsın yani. Ne istiyorlar? 9 milyon Joe için maaşını istiyorlar. Ödeyen varsa dediğim gibi. Raul Jimenez ne yapıyor diyerek Erman Yaşar'a bir selam söyleyelim. Muhtemelen izlemez ama olsun. Raul Jimenez ne yapıyor cidden o paralar verilmez. İliç benim tarzım bir forvet değil ya. Başka da Gabbiadini. Yok abi buna da yatırım yapacağımı sanmıyorum. Patrick Schick. Schick çok güzel olur da. Schick az da maaş ister de biz Schick'i alamayız. Bakayım. Bir deneyelim şansımızı. 25 milyon artı 20 milyon. Bir taksitle almayı deneyelim oyuncuyu. Bir bakalım ya. 15 verelim. 40 milyon euroluk bir teklif oluşturalım. Bakalım ne diyorlar. Olur. Olur. 25, 20, 45 milyon euroya Patrick Schick olur ben. O oyuncunun yerini dolduru kaldırdık. 99 milyon euro istediler. Tamam abi. Morata hazır zaten. Aha. Abi Belotti şeye gitmiş. Juventus'a. Ben dedim ama Belotti dedim İtalya dışına çıkmaz dedim. Hiç çıkmamış dedim. Ya Juventus'a bize gider dedim. Niye Juventus'a gitti anlamıyorum. Bizim ihtiyacımız vardı yani. Abi 33'e Bayern'le satarsan ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Bak tekrar teklif yapıyorum. 25. Hadi 30 nakit 30 veremiyorum. Şunu biraz düzenleyelim ya Allah için. 30 nakit veriyorum.
Ama oyuncu da şimdi para ister. 27 nakit veriyorum. 25'te taksit veriyorum. 50 milyon euroyu çıkardım gözden. 22'de taksit veriyorum. Hadi bakalım. 22,5. Tam 50 milyon euro. Yok, 23 vereceğiz ki 50 olacak. 50 milyon euroya kabul ettiler. Bakalım. Şiki alırsam daha güzel olur. Abi Bayern de istiyor. Bayern'in istediği oyuncu bize düşmez ki ya. Bakalım ne isteyecek abi? Maaş kaç isteyecek? Önemli olan o şimdi. 8 milyon maaş istiyor. 9 milyon. 59 milyona bağlı oluyor bize Patrick Schick. Oynar, uzun süre oynar. 25 yaşında daha. İş görür. Şik, Şik'le Abraham ikilisi çok iyi olur da bakalım, bir Şik'i de zorlayalım. İkisi de zaten 2 dakikaya belli olacak bu işler. Biraz transferle dolu dolu bir bölüm oldu. Bu yüzden kusura bakmayın. 8,58 maaş, 9 imza parası. Ama Patrick Şik'i alıyorsun yani. O Pellegrini 2 hafta sakat. Morata imzalayacağız mı, imzalamayacağız mı şimdi? Morata'yı aldığımız an Şike yer kalmıyor. Veya Şike de alacağız, iyice şov yapacağız yani. Ya Morata'yı alalım, Şike de o parayı vermeyelim şimdi ya. Zaten bize gelmeyecek tahmin ediyorum. Bayern Münih'e gidecek. Ki zaten alamayabilir. O imza. Aha. Abi Şike de bize geliyor. Şaka gibi. Şaka gibi, şaka gibi. Şike de alacağım. Tamam abi, Morata, Şik, Abraham bu üçlü oynayacak. Yani bayağı bir forvet attı, genişlemiş oluyor. Zaniolo'ya yer kalmıyor. O da yapacak bir şey yok. Şik kaçırılmaz abi ya. Şik'i ben almak istiyorum. Ne dersiniz bilmiyorum ama Patrick Şik gelsin abi son gün. Bayern Münih istiyor abi adam. Zarar etmeyiz. Şik 50 milyon verdik. Tertemiz transfer olduğunu düşünüyorum. Güzel transferler yaptık. İki tane santrafor takviyesi geldi. Şik Morata ikilisi. İkisinin de iş yapabileceğini düşünüyorum. Elimizde zaten Abraham vardı. Yani kupada da iddialı olabileceğimiz, Avrupa 2'de de iddialı olabileceğimiz bir kadro kuruldu. Orta sahaya Pogba hamlesi geldi. Bakalım. Yani ben başarılı bir transfer dönemi geçirdiğimi düşünüyorum. Videoda 38 dakika oldu. Koriç kiralasınlar Allah için, koriyeceğim. Opsiyonlu bedelli olsun, hadi gitsin. Salernitana maçında bir sonraki bölüm oynayalım ya. 38 dakika video oldu. Sizi de sıkmamak lazım. Salernitana maçını bir sonraki bölüm oynayalım. Transfer dönemi bitsin. Videoyu sonlandıralım. Perez yok. Enes Ünal artık yok yani. Şu an Enes gitsin yani, yapacak bir şey yok. Enes'e kaç diyor? 2,5 yıldız 3 olur diyor yani. Enes çok ihtiyacımız yokmuş. Nantes'a gitmiş zaten. Hayırlı olsun diyelim Enes için de. Evet, transfer dönemi bitti. En çok maaş harcayan 3. kulüp olmuşuz. Tabii işte. Pogba geldi, Şik geldi, Morata geldi. Mkhitaryan, Cristante de önemli gidenlerimiz oldu. En çok para harcayan 216 milyon euro. Eski Mourinho'nun transferleriyle beraber 216 harcamışız. Ama lazım. Roma bir değişim süreci geçirdi. Bakalım. İyi isimler aldık. Memnunum. Oyuncuları kaydedip videoyu bitirelim. Tamamdır. Evet. Bu bölümlük bu kadar. Avrupa 2 için oyuncu kaydedeceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu vakte kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Üçüncü bölümde görüşmek üzere diyelim. Instagram'da gösterdiğiniz ilgiyi YouTube'a da gösterirseniz çok sevinirim.
Transferler hakkında, bölüm hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu seri sizlerle beraber, sizin ilginizle beraber yürüyecek. Bunu tekrardan hatırlatayım. Teşekkür ederek videomuzu sonlandıralım.